Milliyetçili Genel Başkanı'nı kucaklıyor. Özgür Özel Dikili ile buluşuyor. Merhaba Dikili. Özgür Özel'den kocaman bir merhaba. Allah açık, başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, aklında, bilincinde cumhuriyeti kuran değerlere en üst düzeyde bağlılık olan Atatürk'ün evlatları, cumhuriyetin aydınlık yüzleri, Dikili'nin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Benim için çok anlamlı bir yerdeyiz. Burası benim Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılıyken ortaokul ikinci sınıftan başlayarak yazları gelip plajında çadır kurduğum yatılı okul arkadaşlarımla kaldığım, festivallerine katıldığım, çınar altında Uğur Mumcu'yu dinlediğim, Gonca Ezgi'de panelleri takip ettiğim, Kenan Evren sağ kulağımıza Yunanlılar düşmandır, Yunanlılar düşmandır, Yunanlılar düşmandır, savaş, savaş, savaş derken sol kulağıma burası suyun iki yanında barış kentlerinden bir tanesidir Dikili ile Midilli. Bütün insanlar kardeştir. Barış, barış, barış diyen yüreğime sol bilinci, aklıma sola dair bilgileri ilk kez topladığım ve bugün buradaysam varlığını borçlu olduğum bir kentteyim. Kendi evimdeyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. ...1980'lerde 12 Eylül darbesi solun üzerinden, sendikaların üzerinden, siyasi partilerin üzerinden tanklarla geçip bütün muhalefeti sindirmişken Dikili solun sesini tekrar yükselttiği, özgür düşüncenin dile getirildiği, örgütlü mücadele için yeni kol kola girmelerin başladığı, insanların birbirine cesaret ve umut verdiği bir kentti. O günden bugüne de Dikili özgürlükler için, demokrasi için, sosyal devlet için unutturulmaya çalışılan bütün değerlere sıkı sıkıya bağlı olan insanların hem yazın hep birlikte kucaklaştığı ama misafirler döndüklerinde de yine kentteki o havanın hiç değişmediği muhteşem bir yer. Dünden bugüne Dikili'ye hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza, hangi partide olursa olsunlar, dünden bugüne Dikili'ye yaptıkları hizmetler bugünlere Dikili'yi taşıyan herkese, şimdiki duygu durumu ne olursa olsun, özellikle Dikili'nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven'e yürekten teşekkür ediyorum. Bir siyasi partiyiz. Bir siyasi partide belediye başkanı tercihinde bulunacağız. 11 kıymetli aday adayımız başvurdu. Hepsi birbirinden değerliydi. Hepsi bu göreve layıklar. Yarınlarda mutlaka partimize, kentinize, Dikili'nize önemli katkıları olacak. Biz bir tercih yapmak durumundaydık ve genel kural memnuniyet anketi. İzmir'de memnuniyet anketleri belediye başkanları açısından güç. Çünkü İzmir seçmeninin beklentisi yüksek, notu birazcık kıt. Ancak Dikili
memnuniyet anketine baktığımızda bütün ilçeler içinde ilk üçün içinde en yüksek noktada yer alan bir performans gösterdi. Ankete baktık, Dikili'de konuşacak, tartışacak bir şey yok dedik. Üzerinde en kısa konuştuğumuz ilçe Dikili'ydi. Çünkü Adil Kırgöz 5 yıl boyunca belediyenin mali tablosunu düzeltmiş. Eksik kalan hizmetleri, yarım kalan işleri tamamlamış. Yeni projeleri başlamış, bitirmiş ve bunu sizlere iyi anlatmış. Sizlerden de seçildiğinin çok üzerinde bir destek almış noktadaydı. Ben kendisini kutluyorum, ekibini kutluyorum, belediye çalışanlarımızı, emekçilerimizi kutluyorum. Ona sahip çıkan sizleri kutluyorum. Sağ olun, var olun. İş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlenmesine gelince orada Cumhuriyet Halk Partisi profil anketlerinde, profil çalışmalarında ortaya çıkan işi gücü İzmir olacak. İşi gücü Konak, Karşıyaka, Balçova, Dikili olacak. İşi gücü Bergama olacak. İşi gücü Kınık olacak. Sorunu doğru tespit edecek. Sakin, kararlı. Büyük projeleri bir titizlikle, kararlılıkla ve iyi planlayarak yapacak. En üst düzeyde hizmet vermesi istenen, belediyeciliği bilen, geçmişi başarılı bir isim için çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay. Bundan sonra daha önce olduğu gibi Adil Kırgöz'ün işi gücü Dikili, bundan sonra Cemil Tugay'ın işi gücü İzmir. Çalışacak, başaracak, hepinizin yüzünü güldürecek. Tabii 2019'da seçime İttifakla girmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında ittifak ortağı partiler vardı. Onların desteği vardı. Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ama başarılı olamadık. Herkesin kendince ve hak verdiğimiz, saygı duyduğumuz gerekçeleri var. Ancak önümüzde bir seçim var ve o seçimden bir beklentisi olanlar da var. Recep Tayyip Erdoğan 2018 seçiminde rejime kasteden anayasa değişikliğiyle tek adam yetkilerini eline aldığında artık hepimiz çok karamsardık. Ancak 2019 seçimlerinde seçmen sandıkta bu orantısız gücü dengeledi. Evet, bu sistem bir kişiyi seçiyor, her şeye o kişi karar veriyor. Bakanlar aynı kalemle atanıyor. İl başkanı atadığı kalemle İzmir'e, İzmir'e vali atadığı kalem aynı dolma kalem. Aynı dolma kalemle Dikili'ye kaymakam da atıyor, aynı dolma kalemle Dikili'ye AK Parti ilçe başkanını da atıyor. Sapla saman birbirine karışmış. Bütün yetkiler bir yerde toplanmış. Devlet partisi, parti devleti, devlet partisi tartışmaları almış yürümüşken millet dedi ki dur bakalım. Her şey senin elinde değil. 11 büyük kenti bize ittifak ortaklarımızın da oylarıyla verdiler. Verince ne oldu? Bir anda büyük karamsarlık, büyük bir umuda, büyük bir heyecana dönüştü. Çünkü artık İstanbul'un üstünde yanında
özel kalemi arsalara tepeden bakan, bunu şu Arap şeyhine verelim, bunu şu emire verelim, burayı Katarlılara söz verdim not edelim, verecek peşkeş çekecek arsa kalmayınca İstanbul'a yeni bir boğaz açalım, İstanbul'un boğazına bıçağı dayayalım, Kanal İstanbul yapalım, etrafını Katarlılara satalım diyen anlayış artık İstanbul'un üstünde uçmuyordu. Artık İstanbul'da halkçı belediyecilik yapan, arsaları Katarlılara vermek yerine yeşil alanlara çeviren, halkın, milletin istediği gibi işleri yapıp çıkar çevrelerini elini boşta bırakan, geriye çeviren bir anlayış vardı. Ankara'da Bülent Arınç'ın tabiriyle Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçek Belediyeciliği gitmiş, öncekinin 4 katı sosyal yardım yapan, veresiye defterlerindeki borçları kapatan, insanlara doğal gaz, et dağıtan, emeklilere biner lira dağıtan bir anlayış, bir sosyal belediyecilik gelmişti. Bütün Türkiye'de hem muhteşem hizmetlerle tanıştı halk, hem de yalanlar çöktü. Ne çöktü? Mesela İstanbul'u CHP alırsa İspark'ı PKK'ya verecek diyordu Süleyman Soylu. O yalan ortasından çöktü. Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak diyorlardı. Ama ne kimse işinden oldu, ne de teröristler iş buldu. Ama her geçen gün iki büyük kentimizde olduğu gibi 11 kentimizi çok iyi yönettik. Bu sefer 2018 seçimlerinden sonra 2023'te çok umutluyduk. Büyük bir heyecanımız vardı. Çok inanmıştık ama küçük bir farkla maalesef başaramadık. Bu kez biraz önce arkadaşımın söylediği gibi seçmende büyük bir moral bozukluğu, büyük bir duygusal kopuş yaşandı. İnsanlar artık sandığa gitmeyiz, artık meydanları doldurmayız, artık ümidimiz kalmadı derken Tayyip Erdoğan da işte büyük kentleri geri alırım, belediyeleri de alırım ve bundan sonra beni kimse durduramaz diyordu. Şimdi 12 yaşında çadır kurduğum kentten ilk şehir dışı mitingi yapmaya geldiğim Dikili'de. Gör bakalım Recep Tayyip Erdoğan, millet teslim oluyor mu olmuyor mu? Gör bakalım. Biz ve Roman kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi ittifak Ankara'da yok. İttifak senedi yok, imzalayamadık. Bir anlaşma yapamadık. Bu seçimlere kendi adaylarımızla giriyoruz. Ama geçen seçimleri kazandığımız seçmen, o seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen yüreğinde vatan millet sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan, saraya itirazı olan, tek adam rejimine itirazı olan seçmen, Devlet Bahçeli'nin 180 derecelik U dönüşüne itirazı olan seçmen, o seçmen demokrat, o seçmen Atatürkçü seçmen ve o seçmen hala Dikili'de, hala İzmir'de, hala Ankara'da, hala İstanbul'da, hala 81 ilde beraber. Ben buradan bütün demokratlara sesleniyorum. Bakın, sosyal demokratlar burada, muhafazakar demokratlar burada, milliyetçi demokratlar burada. Bütün demokratlar birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun. Cumhuriyeti koruyun. Özgür!
Çok teşekkür ederim. Bana tezahürat etmeyelim. Kendi kendimize buradan, Dikili'den Türkiye'nin dört bir yanına bir mesaj iletelim. Şimdi sizden alkışı ne kendime ne adaylara istiyorum. Şimdi sizden sandıkta Ankara'da yapamadığımız ittifakı yapacak olan, sandıkta birleşecek olan, sandıkta tek adam rejimine teslim olmayacak olan bütün seçmenlere kuvvetli bir dayanışma alkışı istiyorum. Daha birleşiyoruz, hep birlikte kazanıyoruz. AK Parti'ye arsalarını parsel parsel satacağı, Araplara, Arap şeyhlerine, Katar emirlerine teslim edeceği kentleri bırakmaya kimsenin niyeti yok. Kültür sanat faaliyetlerini yasaklayan, gençlerin ne dinleyeceğine karışan, gençlerin festivallerini yasaklayan, onların yaşam biçimlerine müdahale eden anlayışa kentlerimizi teslim etmeyeceğiz. İzmir, Dikili, gençlerin, kadınların günün her saatinde güvenerek sahillerinde dolaşabildiği, oturabildikleri, kimsenin kimseye kötü gözle bakmadığı güvenli kentler olarak kalmaya devam edecek. Bunun teminatı sizlersiniz. Bunun teminatı elbette Cumhuriyet Halk Partililer. Ama iyi insanlara güveniyoruz. Geçtiğimiz seçimde bizimle birlikte Dikili ittifakını kuranlara güveniyoruz. İzmir ittifakına güveniyoruz. Türkiye ittifakına güveniyoruz. Değerli Dikililer, değerli Dikililer, şimdi bizim belediye başkanlarının bir iyi bir kötü tarafı var. İyi tarafları çok çalışıyorlar. Kötü tarafları az anlatıyorlar. Bakın, elimde Adil Kırgöz'ün 5 yılda yaptıkları var. Bakın, 170 kilometre temiz su iletim hattından başlayın. 350 kişilik Atatürk Kültür Merkezi'ne, Dikili'de bir toplantı yapacak kapalı mekan yokken Dikili gibi bir yere çok hak ettiği kültür merkezini yapmış. Adını da ne koymuş? Mustafa Kemal Atatürk. Helal olsun. Eski belediye binasını gelir getiren bir iş merkezine dönüştürdü. Sülüklü Deresi'ni ıslah etti. Yağmur suyu deşarj hatlarını yaptı. 3 adet yeni kavşak yaptı. Yengem ablam tamamlıyor, bütün yollarımızı yaptı. Kent arşivi ve tanıtım merkezi yaptı. 6 kilometre bisiklet yolu yaptı. Çandarlı'ya kapalı pazar yeri yaptı. Çandarlılar var mı? Düğün salonu da yaptı söz verdiği gibi. Bir alkış da Çandarlı'dan gelsin göreyim. Taziye evini yaptı. 26 adet yeni park, sokak sağlıklaştırma projeleri, arıtma tesisi, çevre yolları, 125 kilometre sıcak asfalt, her yer cam gibi tertemiz asfaltlar, sokaklar, 450 bin metrekare kilit parke taşı, sosyal market, sosyal destek projeleri, gündüz bakım evleri, kreşler, kitap günleri, festivaller, restorasyon, doğalgaz, e-imar, U19 Dünya Plaj Voleybol Şampiyonası, say say bitmiyor. Adil Kırgöz o yapıyor, az anlatıyor, siz çok alkışlayın onu. Ama bir yandan da yapılmayanlar var. Ne yapılmıyor? Mesela balıkçı barınağının yapılması lazım ama yapmıyorlar.
Çandarlı Dikili arasında yolun yapılması lazım. Yapmıyorlar. Dikili'de okul sorunu var. Yapmıyorlar. Buradan şunu söyleyelim. Dikili geçen sefer %57-58 ile Adil Başkan'ı seçti. Görünen o ki tarihi bir rekorla yeniden seçecek. Yanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay. Buradan Dikili'ye söz olsun. İstedikleri kadar sizi oy veriyorsunuz diye cezalandırsınlar. Hani Hatay halkını tehdit ediyor ya, diyor ki merkezi yönetimle belediye olmazsa hizmet gelmez, Hatay mağdur olur, olmadı mı deyip depremzedeyi bile CHP'li belediye, AK Partili belediye diye ayırdığını itiraf ediyor ya. Ben bu yaptığı davranış vicdani bir davranış değildir. Kalbinin yerinde taş vardır. Bu davranış mertçe bir davranış değildir. Ta oradan Hatay'dan hepinizi tehdit etmektedir. Bu mertlik değildir ama size söz. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel sizi namerde muhtaç etmeyecek. Söz veriyorum. Şartları zorlayacağız. Hukuki prosedürleri zorlayacağız. Balıkçı barınağını da imkan olduğu ölçüde Çandarlı Dikili arasındaki yoldaki iyileştirmeyi de eğer karayolları izin verirse yolun tamamını da biz yapacağız. Sizi namerde muhtaç etmeyeceğiz. Şimdi Dikili'nin güzel insanları. İki yanıma iki başkanımı alayım. İl başkanımı alalım. Ben buradan bütün Dikililere, bu çalışkan, bu efendi, bu 5 yılda önce borçları kapatan, yatırımları planlayan, bu zorlu dönemde bu kadar çok iş yapan bu kardeşinize bir İzmir, hatta keşke mümkün olsa çok memnun olurum. Türkiye rekoru bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Adil Kırgöz'e sonuna kadar sahip çıkın. Cemil Tugay tanıyan herkesin hem sevdiği hem güvendiği, tanıdıkça da bu kadar enerjik, bu kadar iş bitirici, bu kadar iyi planlayan, bu kadar hızlı aksiyon alan ve tuttuğunu koparan biri olduğunu her tanıyanın gördüğü benim yol arkadaşım, kendisi cesaretiyle, çalışkanlığıyla, sakin yapısı ama hızlı karar alan, iyi uygulayan, gerçek bir İzmir sever, gerçek bir kent sever, gerçek bir vatan sever ve çok iyi bir yönetici olan sevgili Cemil Tugay'ı size emanet ediyorum. Ve dün oynattık filmi. Bugün ilk kez seçim şarkımız Dikili sokaklarında çaldı otobüsten. Seçim şarkısını burada çalmak mümkün mü? Oynatın klibi. Seçim şarkısını da otobüsten de çalabiliriz. Hep birlikte klip oynamıyorsa biz Türkiye ittifakıyız. Biz Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi,
Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Dikili, tarihi bugün de işte sizin belediye başkan adaylarınız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte sizlere hem merhaba diyor, hem sizlere emanet ediliyor. Alkışlarınızla, çığlıklarınızla, 1 Nisan sabahında yeni rekorlarla Dikili, bu gurur senin, bu gurur senin, bu gurur senin. Aramızda genel başkan yardımcılarımız var, onları da sahneye davet ediyoruz. Menemen Hoca Belediye Başkan adaylarımız var. Çanakkale Belediye Başkan adayımız var. Sayın Muharrem Erkek kendisini de misafir olarak değerli milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Şimdi hep beraber son kez kaldırın bayraklarınızı. O ıslıklarla bu Türkiye ittifakına, bu güce, bu halkın yanında olan güce bir kez daha destek verelim. Dikili Türkiye İttifakı'nı bugün kurdu. Dikili İttifakı'yla 1 Nisan sabahı güneşli, güzel, özgürlüğe açılan bir sabah oldu. Helal olsun sana Dikili, helal olsun. Bugün aramızda olan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Dikili'nin bize yaşattığı bu gururu unutmayacağız. Ellerinize, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun.